paylaşacağız, tarttıracağız, göreceğiz. Peki AK Parti neler yapıyor? AK Parti'de neler konuşuluyor ve yerel seçim hazırlıkları ne durumda? Kaybettiği illeri geri almak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partilere talimatı var. İddialı olun, çok çalışın diyor. Peki hangi isimlerle çıkacak seçmenin karşısına? Özellikle İstanbul ve Ankara için çeşitli isimler konuşuluyor kulislerde. Bakan Murat Kurum'un adı geçmişti. Hatta eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve başka isimlerden bahsedildi. Ama son gelen haberlere bakılırsa bir isim daha gündemde. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ancak Sayın Şahin bu iddiaları yalanladı. Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? 2024 yerel seçimlerine 7 aydan az bir süre kala partilerde de adaylık yarışı başladı. AK Parti'de İstanbul içinse çok sayıda ismin adı geçiyor. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Konuşulan bu isimlerin arasına bir yenisinin daha eklendiği iddia edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de adı geçen isimler arasına dahil oldu. Ancak Fatma Şahin tarafından bu iddialara yalanlama geldi. Şahin, İstanbul'a aday değilim dedi. Daha önce de eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aday olacağı iddia edilmişti. Soylu da düşünmüyorum, düşünmeyeceğim diyerek son noktayı koymuştu. 31 Mart'a hazır mıyız? Yerel yönetim seçimlerine hazır mıyız? İllerimizi maalesef bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya hazır mıyız? Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa yerel seçimde Cumhur İttifakı ortağı MHP ile nasıl hareket edeceklerini açıklamış, koç başlarını belirleyip yola öyle devam edeceğiz demişti. Bakıyorum, işaret var mı yok mu ona bakıyorum. 81 vilayeti masaya yatırıp nerede nasıl kimle kazanırız, bunların hepsini konuşacağız. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız bunları beraberce görüşecekler. Nihai kararları da biz vereceğiz ve o şekilde yola devam edeceğiz. Devlet Bey ile son görüşmemizde de bu işleri en güzel şekilde ele aldık. Devlet Bey'in de hitabıyla koç başlarını belirleyip yola öyle devam edeceğiz. Yerel seçimlerde kaybettiği illeri geri almak isteyen Erdoğan'ın adaylara ilişkin kesin açıklamasını ne zaman yapacağı da merak konusu. Adaylar netleşmedikçe parti içinde rekabet yarışının kızışacağına yönelik iddialar güçleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı. Gerekçe Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin sözleri. CHP'li vekil telefon bağlantısı yaptığı bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eleştiriden muaf olmadığını, milletvekili olarak eksikleri sorguladıklarını söyledi, eleştiride bulundu. Sonra Ankara Başsavcılığı harekete geçti. Sezgin Tanrıkulu hakkında Türk milletini, devleti ve kurumları aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından soruşturma başlattı. ...6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Tülücüler Sokak'ta bulunan esnaf ağır hasarlı binalardan tedirgin olduğunu söylüyor. Esnaf buradan gelen geçen oturan esnaf, müşteriler var, bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Bunun sorumluluğunu kim alabiliyorsa, yarın burada 50 tane insan ölürse nasıl hesap verecekler diye haklı olarak soruyor. Hepimiz korku içinde yaşıyoruz şu an. Buradaki esnaflar ve meskende oturanlar. Şu an yıkılsa 50 kişi, 20-30 kişi şu an mekanda ölebilir yani yıkıldığı an. Depremin ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. Gece vakti olsa dahi burada internette oturanlar var. Çocuklar var. Bunların hepsi katlolur. Bunun vebali sorumlularındır. Yani acil olarak bunu yetkililere bildiriyoruz ama çözüm bulamadık. Önce de bizim tepkimiz olmuştu. Yetkililer geliyorlar, gidiyorlar. Geçen de adliyeden geldiler, yine bir kontrol oldu. Evet. Ama bu safahatın çok uzun sürdüğünü düşünüyoruz biz vatandaşlar olarak. Daha hızlı bir
karar bekliyoruz açıkçası. Çünkü bu kadar insan şu anda risk altındayız. Buradan gelen, geçen, oturan esnaflar, müşteriler. Ya bu riskin yani, bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Bunun sorumluluğunu kim alabiliyorsa, yarın burada 50 tane insan ölürse nasıl hesap verecekler ben bilemiyorum. Hemen bizim sağ tarafımızda bir binadan tuğla düştü. Bir insan hayatını kaybetti bir tuğlayla. Evet. Bu kütlenin düşmesi halinde burada neler olabileceğini yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Lütfen ilgilensinler. Olarak bu binadan çok rahatsızız. Çok tehlike arz ediyor. Hatta burada yetkililer kontrole geldiği zaman bu sokağın hemen kapatılması lazım diyorlar. Yalnız gittikten sonra bir daha dönüş olmuyor. Niye acaba yani? Herkes korkuyor yani zaten kolonların patlak olduğu göz önünde yani bizi sağlı bir şey yok. Piyasada sağlam binaları hızlı hızlı yıkıyorlar. Burada en çok çarşının göbeğinde tehlike arz eden binaya kimse bakmıyor bile. Ara sokakta olduğumuz için mi merkez yok acaba? İçine girilemeyecek, oturulamayacak durumda ağır hasarlı binalardan bahsediyoruz ama bu binaların acilen tedbirli bir şekilde yıkılması gerekiyor. O sokakta gelip geçen insanlar var. Gerçekten de vahim bir durum var ortada. Çok sayıda insan hayatını kaybedebilir. Sorumluluk ağır, vebali büyük olur. Bir kez daha söyleyelim. Şimdi Osmaniye'den Hatay'a uzanalım. Bugün tam 215. gün. Depremin üzerinden 215 gün geçti. Yıkılan binalar yani enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışma da başlı başına başka sorunlar doğuruyor. İşte tam 215 gün sonra Hatay'da bir enkazdan cansız beden çıkarıldı. Büyük depremlerin 215. gününde Hatay'da enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Depremden 215 gün sonra bulunan cesedin cinsiyeti ve kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Hatay Antakya'da depremin yıktığı Atatürk Caddesi'ndeki iş hanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu arazide temel atmak için kazı çalışması yapılıyordu. Temel kazılırken enkazda ceset bulundu. Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen ceset bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesedin cinsiyeti ve kimliği DNA testinin ardından kesinlik kazanacak. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde 50 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti. Peki bunun dışında aylar sonra deprem bölgesinde durum nedir? Girişte söylemiştik, onu ikinci bölümde ekrana getireceğiz. Pazartesi günü okullar açılıyor. Yeni eğitim öğretim dönemi deprem bölgesinde nasıl başlayacak? Veliler için, çocuklar için başlı başına sorunlu bir alan. Peki Hatay'da diğer deprem bölgelerinde ihtiyaçlar giderildi mi? Hayat normale dönmeye başladı mı? Ne durumda oradaki çalışmalar? Bunları öğrenelim istiyoruz. Şimdi Hatay'dan karşımızda Halk TV muhabiri Ferit Demir var. Bir çadır kentin önünde. Bakalım neler söyleyecek, anlatacak bize Ferit. Seda Selek, bugün Türkiye bir gerçeği daha öğrenmiş olacak. Yani bu gerçek nedir bunu hemen size anlatayım. Arkamda gördüğünüz NATO'ya ait bir yemek çadırı, yemek dağıtımının yapıldığı bir çadır. Bu çadırda her gün binlerce vatandaşa yemek veriliyor. Ancak bakın bu çadırın dışında telirgüler var. Telirgülerin dışında bekleyen, sıra bekleyen vatandaşlar var. Bu vatandaşların kuyruğu uzayıp gidecek. Birazdan daha da uzayacak. Yüzlerce kişi olacaklar. Bunlar depremzede yoksul vatandaşlar. Telirgünün arkasında olanlar ise önünde olanlar, yani çadırın önünde olanlar, sıraya girenler, yemek yiyenler, önce yemek yiyenler ise devlet memurları ve torpilli vatandaşlar. Yani belli yerlerde torpil yaptırmış, öncelik sırası almış. Onlar şu anda sıralarına girdiler. İki çadır var. Çadırların içi şu anda dolu. Tamamı devlet memuru ve torpilli vatandaşlar. Belli yerlerden özel kartlar almış. Onlar yemeklerini yiyecekler, çıkacaklar. Kalan yemekler de bu vatandaşlarımıza dağıtılacak. Yani yemek kalmazsa da gidin diyorlar. Çünkü birçok defa buna da rastlamış. Bakın burada bir kardeşimiz var. Küçük, daha birkaç aylık çocuğuyla gelmiş. Arkada çocuklar var. Çok küçük yaşında çocuklar var. Ön tarafta yaşlılar var ve inanılmaz bir durum. Vatandaş diyor ki aslında biz utanç duyuyoruz ama mecburuz bu yemeği yemeye. Çünkü yemek bulamıyoruz. Yemek bulmak için de burada 2 saat, 3 saat sıra beklediğimiz oluyor. Ben size sorayım isterseniz hemen. Evet, siz burada yemek sırası mı bekliyorsunuz? Yemek sırası bekliyorum, evet. Peki.